çocuklar geçiyor diye var ya. Ondan sonra şu anda ruhsat verebiliyoruz. Yenilerse ruhsatlarını imzalayabiliyorum. Tabii dünyanın bir konjektürden dolayı belki biraz çekilebilir insanlar. Bu adamların yapacakları yatırımlar öyle 300-500 milyon değil, 50-60 milyon dolar. Hatta Green Park'ın yapacağı otel 200-250 milyon dolara geçen bir yatırım. Çok büyük bir yatırım. Ama güzel gelişmeler var. İsmet Bey hoş geldiniz, Altıdan hoş geldiniz. Herhalde diğer arkadaşlarımız gelince başlayalım mı? Maliyet bir dedi bize. İlker Bey. O zaman ben Aralık ayı mesle toplantımızı açıyorum. Üçerine ilgili bazı konular hakkında bilgilendirirseniz bizi sohbetinizden... Tamam olur olur, seve seve. Olmazsa mesleğimizi hakkında sormak isteyenler, insanların merakları varsa Aralık mesleğimizi açıyoruz. İnşallah bu ayda alacağımız kararlar ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olur. Vatanımıza, milletimize. Tabii ben mesleğim önce Adana'da olan yaşanan çok acı bir olay var. Bunun için çok derin üzüntülerimizi biliyorum. Ben, arkadaşlarım, yani 11 tane gelinci kız çocuğu, bağrımız yandı. Allah ölümüne rahmet yakınlarına sabır versin. Yine şehitlerimiz gelmeye devam ediyor. Ülkemizde ve ülkemizin dışında. Tabii büyük olmak, var olmak, güçlü olmak kolay bir şey değil. Ben inanıyorum. Ne Türk ordusu ne Türk milleti hainlere asla müsaade etmeyecek. Tabii ki ateş düştüğü yakar, düştüğü yeri yakar. O gencecik çocuklar şehit düştükçe bizim yüreğimiz, ben inanıyorum hepimizin böyle. Hiç halinde yapmaksızın yürekleri yanıyor. Ama bu ülke içinde eğer ölmek gerekiyorsa ben inanıyorum. Ben de dahil hepimiz ölmeye hazırız. İnşallah bugünlerde geçecek. Tabii ülkemizi içeriden ve dışarıdan karıştırmaya çalışan insanlar var. Bugünlerde bizim ilk bir parti ayrımı yapmaktadır. Parti Türkiye için sımsık olmamız lazım. Tabii ki insanların görüşleri ayrıdır. Herkes günü, vakti, saati geldiğinde desteklediği misyona oyunu, görüşünü verecektir. Buna saygı duyuyoruz. Zaten demokrasi bunu gerektirir. Fakat ülkenin zor geçtiği günlerde birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum ve düşündüğünüzü biliyorum. Hepinizin kalbi bu yönde olduğuna eminim. Dolayısıyla şehitlerimizi de Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten ateş düştüğü yer var ama şöyle düşünüyoruz, şehitlik en yüksek mertebe. Keşke biz de şehit olabilsek. Çok büyük bir mertebe. Tabii bunu annelerin, babaların da yüreğinde dağlaması lazım. Çok da kolay değil. Kendi evladımız var. Eline diken baktığı zaman canımız nasıl yanıyor? Dediğim gibi bu ülkenin geleceği için eğer şehit olmak gerekiyorsa biz de şehit olmaya hazırız. Hepsini rahmetle anıyorum. Sizlerin söyleyeceği bir şeyler varsa ben veya bizim gruptan bir atıcı arkadaşımız, bir şey, kelam edici arkadaşımız varsa sözü sizlere bırakıyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun, Allah'ın etmesiniz. Evet. Çok önemli. Biz de aynı fikirlere katılıyoruz. Böyle lüzumsuz diyebileceğimiz kaderdir bir ölümlerin asgariye indirilmesini, gerekli tedbirlerin alınarak bu gibi şeylerin önüne geçirmesini, ayrıca hiçbir gün şehitlerin gelmemesi temennisiyle günümüzün siyaset yapma günü değil, günümüzün birlikte beraberlik, vatanın selameti için yapılması gereken şeyler neyse onun yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. İnşallah şehitlerin gelmediği ve böyle mağdur bir şekilde çocuklarımızın, sokakta yürüyen gençlerimizin, annelerin, babaların yok olmamalarını temenni ediyoruz. Bir ülkemizin gerek yurt içinde, gerek yurt dışında birlik, beraberlik ve dostça devamını Allah'tan temenni ediyoruz. Ben de dileklerimizi aynen katılıyorum. Ancak şimdi
vatan için ölen askerlerimiz elbette şehit oluyor ama orada yurtta yanarak ölen çocuklar da eğitim şehidi olarak görüyorum ben onları açıkçası. Ama onlar belirli bir ihmali kurbanı onlar. Onlar vatan savunmak için değil ama orada bir ihmali neticesinde olan bir olaydan dolayı ölümler gerçekleşiyor. Önemli olan bunlardan ders çıkarabilmek diye düşünüyorum. Belediye olarak da bizim ilçemizde de bir sürü yurt var bu şekilde eğitim yapan ya da öğrenci barındıran. Çoğunun usulsüz olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Neticede Adana'daki yurttaki öğrencilerin orta öğretim öğrencisinin kalmaması gereken yurtlarda hep orta öğretim öğrencileri kalıyor. Buradaki yurtların da bu şekilde olduğunu düşünüyorum çoğunluğunun ve bunun da belediyenin de bir nevi devletleme hakkı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası kendi ilçemiz adına en azından bir denetlemeyi kurumlaştırmayı öneriyorum. Allah da rahmet diliyorum öğrencilerimize. Tabii şimdi yurtlar da olsa arkadaşlar Adana konusunda ben biraz bir bilgi dedim. Sayın Bakan Bey'le falan da görüştük. En üst kattaki çatının altındaki beton yok. Evet. Duvar için normal duvar üzerinde bir şey yapmışlar. Ben, tabii, onun üzerinde çatı yapmışlar. Dolayısıyla ölümler zaten hep en üst katta. Çatı göçünce o sıcak saçı düşünün. Evet. Orada çocuklar. Tabii tepkileri sıkı almamız lazım. Ben ona katılıyorum. Şimdi bazen yangın merdiveni en önemlisi. Bugün bakın Galatasaray'daki binaların çoğunda yangın merdiveni yok. Yurtlarımız çoğu şeyde var. Yurtlarımızda var. Binalarımızda da yok. Şimdi bu itfaiye çok sıkı çağrı oluyorum. İtfaiye hizmetleri biliyorsunuz büyük şehir veriyor. Fakat itfaiye çok sıkı denetliyor. Şuradan biliyorum. Zaten mesela bazısına bir işte Rusya'dayken itfaiyeden bir kapı alması lazım. İtfaiye şunu istiyor, geliyorlar bana. Bakın diyorum arkadaşlar. Ya işte 3 lira 5 lira yer saymazsa diyecek. Bakın kaçmaz. Yani burada bir adam ölürse burada imza atandan yanar. İtfaiye müdürü imza atıyor. Haber atmıyor. Ama kanun sorumluluğun dışında bir de vicdan sorumluluğu. Dolayısıyla bunlara tabii ders çıkarmamız lazım. Çok inceleyip sık toplamamız lazım. Bir de hele ki canların yaşadığı, insanların yaşadığı yerde bizim dikkatimiz çok daha fazla olmaz. Bazı da ne olur maddi zarar bedene gelir. Bir şekilde telafi eder ama işte onun rahmetli olan çocuklarımızın bir tanesini geri getirme şansımız yok. Onun için ben katılıyorum. Daha dikkatli olmamız lazım. Daha dikkatli olmalıyız. İnşallah Truva'da bir daha ilçemizde olmadı ama ülkemizde inşallah yaşanmaz. Metinlerimize geçiyorum arkadaşlar. Geçmeden önce mazereti olan arkadaşlarımızın oylamasını yapıyorum. Mazeretinin kabulünü. CHP'den iki arkadaşımız mazeret göndermiş. Yurt dışında olduğum için katılamayacağım diye. Mazeretinin geçerliliğini oyluyorum. Oy birliğiyle kabul ediyoruz. Şirket gelecek dediler. Ama mazeret eksisi yok. Onun dışında gündem dışı olanları oylayalım. Bir tane bizim gündem dışı madde getirdiğimiz var burada arkadaşlar. Sizlere var mı? Alalım hepsini beraber oynayalım. Var mı? Yok. O zaman burada bir tane gidelim dışarı. Burada komutan var diyeceğiz. Bir imarla ilgili konumuz var. Yine şahısların. Bunu gündeme almayı, en son görüşmeyi oylarına sunuyorum. O yüzden de kabul ettik. Açılış yapmamızı yaptık. Plan ve bütçe komisyonu raporunu görüşürüz. Evet, komisyon başkanımız okusun. Belediye Meclisi'nin 2016 tarihli 34 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü 31.10.2016 tarihli 988 sayılı muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklarla ilgili müzekkeresi ve ekli liste komisyonumuzca değerlendirilmiş olup müzekkerede belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda ekli listenin kabulüne oy birliğiyle karar verildi. Komisyon yapan oy birliğiyle mi? Evet, oy birliğiyle. Evet arkadaşlar. Madem bir konuşma yapmak istedim üzerine. Gel, teşekkür ederim. Komisyon raporu hakkında bilgi verilmişse daha iyi olur. Komisyon kararı bu raporu bir şekilde. Muhasebe ödülüyor, bilgi versin. Müzakereyle ilgili. Tamam, bilgi versin. Müzakeremiz bu 6.183 sayılı kanunun, anlayan olarak ben tasarımcılığı altında, kanunun 106. maddesinde yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 213 sayılı kanun kapsamına giren amma alacakların silinmesiyle ilgili. Şimdi burada tebligat masrafları alacaklarımızın listesini çıkardık, komisyonumuza sunduk.
4.83 listenin başına başlıyor. 9.22. Buna göndereceğimiz tebligat masrafı ödemem bir şeyden daha fazla tutuyor. Yıllardır da bu süre geliyor, devam ediyor. Bu tür listede daha geniş örnekleri var. Ne yapabiliriz? Araştırmamızı yaptık. Zaten kanunda bunun şeyi var, öngörüsü var. Bir de Sayıştay Başkan Vekillerinden, emekli Abdurrahman Hacer Üreğen'in. Ona sorduk, konular dedik. Dedi, bu belediyenin gelirleri, giderleri, belediye meclisinde görüşülüyor. Meclise sunarsınız. Meclis bunu telkin etmeye yetkilidir diyor. Ve burada da yazmış, yani zaman aşımı süresi beklenilmeksizin telkin olabilir diyor. Onun için yıllarca da bu devam edip geliyor. Peki toplu bir yetkin miktar belirli mi bu tür alacaklar? Onu çıkarıyorum. 3 lira, 5 lira. Gidip kendi ayağına varıp alacak olsak muhtemelen yani bankadan etkiler. Bir sürü masraf var. Masraflar karşılayacak. Bak tebligat masraflarını geçiyor ise tebligat masraflarını geçiyorsa diğerlerini hesaba katmadan bu olabilir ama diğer şeylerden atıyorum. Az önce söylediğiniz gibi 9 lira alacak var, 11 lira tebligat masrafı var. Bunlar terkini yapılabilir. Evet. Atıyorum 15 lira alacak var veya en azından 20'yi alalım. 50 lira alacak var, 11 lira da tebligat masrafı var. O masraflar zaten karşılanacaktır. Bana göre şimdi ondan bahsedelim. Burada şeyi devlet limit koymuş. En fazla 20 lira. Tamam 20 lira. En fazla 20 lira. 20 liranın altındakiler sizinle bilir. Tamam 20 lira. Vergilerde 10 liranın altındakiler diyor. 213 sayılı kanun kapsamına girenlerde 10 lira. Diğerlerinde 20 lira. Atıyorum katılım kaynağında vesaire. O tür para cezalandı. O tür şeylerde 20 liranın altındakiler silinebilir. Bunların emlakta kayıtları yok. Ayrıca işte esas silmek için getirdiğiniz. Mesela atıyorum birimizin 5 lira bir alacağı var. 20 liranın altında tamam ama başka yerden bir emlak vergisi var. Bu yıl daha tahakkuk edecek. Gelecek alabilecek alacakları var. Buna ekleyip gönderiyoruz tebligatı. Buraya dahil etmedik onları. Sadece belediyede başka kaydı yok, olanı bu. Bütün alacağı bu. Başka gelebilecek herhangi bir kaydı yok. Alacak, gelir elde edebileceğimiz başka bir kaydı yok. O listeyi o şekilde oluşturduk. Hepsi düşük miktarlar. Bunun haricinde 18.977 liralık bir alacak var. Bu da 2008 yılında belediye meclisi karar almıştı. Katılım payı alınacak. Meskenlerden, iş yerlerinden farklı miktarlar belirlenmişti. Burada meskenlerden 10'ar lira alınacak denildi. Daha sonra itirazlar olunca bunu ne yapalım? Su parasına yansıtalım. Su paralarına aylık 1'er lira yansıtalım denildi. O şekilde tahsilat yoluna gidildi. O yıldan beri de bu sürekli devrediyor. Kişilerin dairelerine yüklendiği için 10'ar lira yüklü. Fakat su devredildi. Artık suyla tahsil edilebilir imkanı vardı. Onu düşünüyorduk, bekliyorduk, tahsil edilmesini bekliyorduk. Şimdi su da devredildi, bu da devredilebilecek bir alacak olmadığı için böylece kaldı. 5 lira, 10 lira, bu alacaklardı onlar. Katılım payı alacaklar. Onun için meclisimize sunduk, takdir sizin. Yani kaç kişi var? Burada 300 kişi var. 374 kişi, 3700 lira arkadaşlar. 10 lira. 10 lira. 10 liradan biraz, 13.700 yapar. 9.3 lira kişi var. O da kaç kişi? 10 kişi sayısı. Burada? Burada ne dedi? Bu 300 lira burası 1000 kişi var. 1000 kişiden 18 bin lira. Katarsız mesela. 18 lira. Evet. 2008'de tahakkuk eden miktarlar bunlar.
Yani sonradan suya çevresi ama işte böyle kaldı. İşte suyla tahsil edilecek diye. Tahsil edilemeyenler bunlar mutlaka. Suyla tahsil edilemeyenler. Evet. Evet arkadaşlar, komisyon tekrar 10 gün değil mi var? Evet başkanım, 10 gün var. Aykırı bir şeyiniz yoksa, yani şurada 1500 kişiye alacağımız var gibi görüyorum, 1 lira, 2 lira, 5 lira. Kahve yetimiz de varsa bence çalışmıyor kimse. Şöyle baktığında kahvesinde de var. Tebrikat gibi bir şartıyla diye bir şey koyalım. Tebrikat gibi bir altında olmak şartıyla diye bir şart koyalım, ona göre oluyor. Ya zaten kanunu zorunlu şekilde oluyor. Tamam arkadaşlar, bir sıkıntı yok. Siz avukattan biliyorsunuz tebrikat. Doğru. Ben ne istiyorum? Tebrikat giderini almak kaydıyla ortada sinirlenmesin. 11 liranın altında olmak kadar belirleyelim. Tebrikat giderini altında olmak kaydıyla. Tamam. 11 ile kabul edin. Hayırlı olsun. Tebrikat derken bir şey var. 11 lira. Bu madde mi diyeceğiz, sadece tebrikat mı? Ege geriye 9 lira kalacak. Ama kanunun hükmü 10 lira diyor mesela. Ya, en azından bu kanunun bu maddesi denilse de şey olsa, netleşse, net olsa. Yani... 106. madde, kanunu incelemseniz, kanunu da yazıyor. Onu değil, o şey liste şöyle bir şey yapalım. Yani kanunu yetki dahilinde yapalım. Hayır, yetki dahilinde de var. 106. madde. 374 kişiler, 3400 kişiler. Tek 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 kaç şey. O zaman, yasa deseniz daha iyi olur. Arkadaşlar, oylamayı yasanın gösterdiği limit dahilinde. Yasanın gösterdiği limit dahilinde. Yasanın gösterdiği limit dahilinde. Yasanın gösterdiği limit dahilinde. Tamam, sadece hayırlı olsun. İki için. İmar komisyonu raporunun görüşülmesi. Değilmenin talebiyle ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Söz konusu talebin parsel bazında uygulanması mümkün olmayan zamanlar Cenk Ece Yükseltesi boyunca yolun sağ ve sol tarafında bulunan demin park ticari alanlarında diken yüksekliğinin su basman dahil 6 metre olarak uygulanması komisyonumuza uygun bulunmuştur. Evet. Siz arkadaşlar görüşürüz. O zaman komisyon raporunu oylarına sunuyorum. 17 ile geçelim. B. Şahinler Mahallesi'nde 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14. maddesi gereğince tahsis temali değişikliği yapılması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet. Kalkıbaşa Belediye Meclisi'nin 1.11.2016 tarihli toplantısında görüşülerek İmar Komisyonu havale edilen Kalkıbaşa Şahinler Mahallesi Mera Vasıtları 101 adak 267 parça 3651 metrekare gelen 101 ada 250 nolu parçaya 27.31 metrekare kısmı numaralı taşınmazları geri düzen kısımlarında imar planı hazırlanması amacıyla 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14. maddesinin D bendi gereğince tahsis amacı değişikliği için başvuru yapılması konusu komisyonun ise uygun bulunmuştur. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlar. Bu bizim köylerimiz her ne kadar mahalle statüsüne girdiyse de bizim yaşantı kültürümüz hala köy yaşantısıdır. Fiiliyatta da böyledir. Umumi Sıhhat Kanunu'nun ilgili maddeleri belediye sınırları içerisinde büyük hayvanlar, besihaneler barındırılamaz, beslenemez, bulundurulamaz şeklinde hüküm vardır. Ama buna rağmen bizim halkımızın geçim kaynağı olan bu besileri Fatih Paşa'nın merkez mahallelerinde dahil yapmaktayız. Biz bu meraları imar planına dahil etmek üzere statüsünü değiştirmeye kalkmamız halinde bizim mahalleli dediğimiz köylerimizin bir keçisini dahi sokağa bırakma şansı yoktur. Bu nedenle ben ve sanırım daha doğrusu grubumuz olarak bunun
reddi yönünde oy kullanacağız. Biz de daha önce olumlu görüş bildirmemize rağmen amaç imar planında basit değişiklik olacak ama ne olacak bu bildirilmediği için bu sebeple ben de reddi yönünde komisyon raporun aksiyonu. Şöyle düşünüyoruz. Biz burada sonuç itibariyle imar planına yönelik olarak yapıldığında burada satılacağı düşüncesindeyiz. Ve bu gibi yerler tamam belediyemizde bir gelir kaynağı olacaktır ama halkımızın da maalesef belediyenin gelir kaynağını kat kat dağılacaktır. Bunu da daha sonra komisyonda ben de olumlu görüş bildirdim ama bu olumlu görüş bildirdikten sonra vatandaşların çok büyük tepki olduğunu gerek duyumlarımla gerekli tepkileri bana söyleyen insanlardan, gerek mesajlarımızdan aldım o tepkiyi. Dolayısıyla bu yer Şahinler Köyü hudutları içerisinde Doğuyurlu halkının onayı olmadan böyle bir şeyin ben de yapılamayacağı düşüncesindeyim. O nedenle biz de ben size bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi bugün ben benim de aklımda yok. Şimdi ben bilgi vereyim arkadaşlar. Tabii belediyenin tatlı olan bir kısmı var zaten. Onu bugün sabah Şahinler Köyü muhtarıyla ben bu konu üzerinde az 7-8 kere görüştüm. Bugün akşam düğün salonunda. Evet. Bugün sabah köyden yanılmıyorsam 7 veya 8 kişiyle beraber geldiler. Şu anda muhtarla beraber geldiler. Şu anda burada bu Meran'ın üzerinde işgalciler var. Bizim orada bir kapının kısmımız var. Bir de biz Meran'ın hepsini almıyoruz. Hatta gelenlerin içinde bir tane koyunculuk yapan bir arkadaş varmış. Biz Meran'ın hepsini almayacağız. Bunu bir kere başka bir şey belirtin. Onları da ben kendilerine de söyledim. Biz asla siz orada Meran'ın toplamlarına da hayvancılık yapmayın. Çünkü böyle bir şeyimiz olmaz. Olmaz. Zaten şu anda bu Meran'ın üzerinden biz eğer bu konuyu yaratıp bunu düzenlemezsek bu Meran'ın üzerinde bir sürü işgalci var. 3 seneye kalmaz. Duvar çeviren var, süren var. Dağda çıkmış, biri getirmiş, konteyner koymuş. Zaten mesela bir örnek vereceğim. Yeni köfte. Herkes gelmiş koymuş. Biz onlara ben şu taahhütü verdim, şu sözü verdim arkadaşlar. Ben dedim burada planlama yaptıktan sonra zaten Meran biz hepsini almayacağız. Biz burada bunu geçirdikten sonra zaten şöyle bizim olumlu görüş alanımız da belli bir sayı. Ben onlara kendi yolunu şu sözü verdim. Arkadaşlar biz bunu yapmayı geçirmeyiz. Zaten işgalciler çökmüş üzerinde. Şu anda işgaller başlamış. Bir konteyner koymuş, biri duvar için ördü sürmüş. El isimle de kimden hiç verip bilmiyorum. Şahinler'e alakası olmayan onlar bile gitmiş. Ha, gel arkadaşlarım köylülere sohbetle yaşlı yaşlı amcalar. Siz dedim o duvar yapılırken neredeydiniz? Duvar yapan benim tanıdığımdı. Ömrün konteyner kuran benim baktım. O zaman bu şu demektir. Burayı biz boş bırakırsak 3 sene içinde burası mantar gibi konteynerdir, evdir, duvardır dolacak. Bizim Osmanlı'dan gelen böyle bir yaygınlık politikamız var. Siz meralarda dilekleniz bir önemi yok yasalarda. Yani meralar isterseniz de dilek etsin. Hiçbir önemi yoktur yasa açısından. Çok orayı kazanma açısından şimdi şeyi yok. Şimdi arkadaşlar, dolayısıyla onlar dedi ki buranın planlamayı bitirdikten sonra belli bir kısmını onların 15 ton dediler. Sizin köyünüzün adına çıkaracağım diye söz verdim. O zaman biz itiraz etmeyeceğiz. Yazı getirdiği zaman imzalayacağız dediler. Bakın bu mera meselesi diğer ocakta var. Daha geçen dönemden gelen, 2012'den 13'ten gelen, bizim dönemimizde bitirmek üzere olduğumuz tarlalar bu altından olduğu bir yer var. 200 dönüme yakın. Ot bedelini yatırdılar, planlamayı bitirdik. Hatta DSE'nin uygun görüş çıkmadı, gittik, görüştük. Çünkü su hatları geçecek, ona göre tekrar şey yaptık. Ve şimdi hazine satışını yapacak, köylüler tapusunu alacak. Sordum onlara, siz dedim, biz uğraşmasak, bunu yapabilir misiniz, yapamayız biz. Gelenler kim? Şu anda 8-10 tane işgalci var. Hiçbir sonların köyünde değil. Biri duvar yapmış, biri konteyner koymuş, biri çift sürmüş, biri başka bir şey yapmış. Onlar melektiler bu şu an. Adile şey yapalım. Mahmut'u ile görüştüm onları. Dolayısıyla burada bir planlama yapıp güzel bir yayla evleri projemiz var. Teknik bir proje olacak. Zaten bizim burada yerimiz var. Biz burada biraz daha bizim yerler arasındaki boşluğu düzeltip yani bizim yerlerimizi birleştirmeden biraz daha genişledim. Burada çok fazla mera var. Yani tam rakam bilmem ama
Kaç? 825. Hocam daha iyi. 825 dönüm mera varmış. Bizim burada alacağımız mera kaç dönüm arkadaşlar? Planım var mı? 70 dönüm. 60. 70 dönüm. 60. 70. 40 da bizim var. Ya. Ya 40 da bizim var. 110 dönüm. Mera ne kadar hocam? Mera 70 dönüm alıyoruz. Hayır, toplam ne kadar? 800 küsür. 800 küsür dönüm. Yani biz %4'ünü 5'ini alıp planlama yapacağız. Tabi taktiği yerine mevsim. Ben bir şey konuşma. Evet hocama ondan sonra konuşmak istediğinden söyleyeyim. Haydi oynamayı önce yetişeceğim. Şimdi burada bu niye bu gündeme geldi? Ben kendim orada, evimde oturuyorum. Ben her gün bu mahallelerin içerisinden geçerim. Bir gün geçtiğim zaman bakıyorum, bir duvar çekiliyor. Öbür gün geçiyorum, bir çepçe çalışıyor. Yani buradaki yeri, başkanımın dediği gibi merayı zaten adamlar, hayvanlara bırakmamışlar. Şu anda her taraf işgal etmişler. Ha dediğiniz gibi, mera yasası bellidir. Katılanlar kanun dinleyemiyor. O insanlara yarın cezaevine gelecek, ben de biliyorum bunları. Onlara gelmemesi için bizim de buradaki iki tane parselimiz var. Birisi 16 dönüm, birisi 20 dönüm. 39 dönüm belediyenin yeri var burada. Fakat bu iki yerin arasında mera var. Yani biz esasında başkan da bu konuyu değerlendirdiğimizde aradaki merayı bütünlük sağlayabilmek için biz burayı şey yapıyoruz, teklif ediyoruz. Esasında bizim merayı bir işimiz yok. Kendi yerimiz daha yakın olsaydı aradaki boşluk, biz merayı da bu uğraşmayacaktık. Fakat alttakiyle üstteki parsel arasında mera olduğu için oradan bir 67 dönüm tahsis yapma suretiyle alalım. Ondan sonra proje yapılsın diye düşündük. Ve şu andaki zaten vatandaşın itiraz ettiği yerler işgal edilmiş durumda. Resimde de var arkadaşlar. Resimleri de var. Bizim Şahaner dediğimiz yer merkez köyden Yunus Pazarı'na kadar devam eden bir yer. Baş başkanım. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Neresi olduğu önemli değil. Şimdi biz Murat'ın meradan çıkardığımız zaman sattığımız kişilere oradan çıkarma şansımız yok. Ama mera olan bir yerde mera kanunu gereğince biliyorsunuz meralar, yaylalar, yaylaklar devlete hüküm ve tasarruf altında yerlerdir. Zaman aşımı yoktur. Dilyetliği yoktur. İstenildiği zaman çıkarılabilir. Boşaltılabilir. Şu anda dahi gerekirse kaymakamdan müracaat ederek üstü yoktan birilerde buralar men edilebilir veya hazineye bildirilir şeyler mera işgal edilmiş şeklinde. Bunların önermesi mümkündür. Kaldı ki evet bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır başka yerden gelmez ama oraları kullanan kişiler o yöre halkından da olmadığı söyleniyor. Gerek neyse bu yapılması gerekir. Yazıktır yani burada 10-15 kişinin sözüyle meranın yani gelen kişiler için söylüyorum. Meranın imara dönüştürülüp imara açılmasına biz sıcak bakmıyoruz. Bir yönüyle kaç işgalci var bu yerin üzerinde acaba? Sayın olarak şu anda kaç? 10'da da var mı hocam? 15 tane. 12 civarında bir şey var. Evet arkadaşlar tabi saygı duyuyoruz şey yok. Sonuçta aykırı oylamayı kontrol yapan da görüş birliği var ama aykırı bir görüş çıktı. Önce şimdi hocam, bu konuyu biraz daha incelemeye alsak, olgunlaştırsak bu konu hakkında benim daha yeterli bilgim yok açıkçası. Arkadaşlarımın da yeterli bilgisinin olmadığı düşüncesinde daha olgunlaştırılsın, daha bilgi birikimi yüksek hale geldiği zaman gelemeyiz şimdi de gereğini yapalım diye. Zaten ilgili bilgilerden de vatandaşlarla Ben şunu söyleyeyim. Köyde Tarih Muhtar'la ve 8-10 kişiyle görüştüm. Muhtar'la biz bir haftada görüşüyoruz. Zaten biz bu planlama alırken köyden belli bir orandan, oranın ne kadar tam bilmiyorum ama %50 nasıl bir şey imza toplayacağız da bir imza kağıdı çıkardık. Belli bir orana geçmeden biz bugün buradan evet de alsak bu oylamayı bir hayata geçiremeyeceğiz. Dolayısıyla ben bunları alalım. O imzalar geldi. Ondan sonra yok arkadaşlar. Biz bunu da grupta komisyonda görüşmüşüz. Bak komisyonlar burada görüşülmemiş. Ben önce aykırı oylama yapacağım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Tamam. Çünkü komisyon görüşmüş. Komisyona gelmiş. Daha bunu çok fazla incelemeli, izlemeli çok mantığı yok. Senin konu da belli. Çok böyle ince detaylı bir konu değil.
Biz oraya bir, biz oraya bir yayla yapacağız. Projemiz de kalmayacak, proje şu. Su getireceğiz, yol getireceğiz. Evlerin olacak. Başkanım, kayalarda şey projemiz planı yapamadık. Merkez köyümüz şuradaki merkez mahallesi. Olabilir. Kayalarda imar planı yapamadık. Mevcut bizim tapulu bir arazi var. Ekonomik durumu iyi değildir diye belediye gelir sağlamayı düşünüyoruz. Arkadaşlar, tamam, belediye gelir sağlansın ama vatandaşımız da mağdur olmasın. Gerisini rahatlıkla yayılsabilir. Ben belediye başkanı olarak satışa çıkaracağız. Müşteri yeri var, vatandaş geliyor. Hep vazgeçiyor. Niye? Vatandaş mağdur olmasın diye. Ama burada biz vatandaşı mağdur etmeyeceğiz. Aykırı oynamayı komisyon raporuna ters olarak aykırı oynamayı önce oynamaya sunuyorum. Evet, gelinler. Evet, aykırı oynamayı. Aykırı oynamayı. Ay, İsmet Bey'in komisyon raporunu tersine oynamaya sunuyorum. Komisyon raporuna aykırı. Komisyon raporu beyinde oynuyorum. Sonuçta belediyenin ve kanserin menfaati var arkadaşlar. Ben çekilsem. Tamam. Çekilsem de bir işi var. 7-7. Bu konuda yani baştan başa... Kabul edilmiştir arkadaşlar. Çekilsem de ondan mı? Tabii çekilsem. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. C. Eski Rüzgar'ın talebiyle ilgili komisyon raporunu görüşmek için. Bakın, evet. Bakılar Mahallesi 312 adı 61 nolu parçanın doğusundaki yolun mevcut yeri üzerine kaydırılması talebi için DSİ'den uygun görüş alınması durumunda Komisyon Başkanı Savcı'nın uygun görüşüne karşı taşımacıların mülkiyet durumunun selim olması, talep dilekçesinde hissedarların muvaffakatının olmaması ve yapılacak plan değişikliğinde diğer hissedarların da etkilenecek olmasıyla komisyon üyeleri Nazmiye Mürözgür ve Kemal Şengör'ün söz konusu plan değişikliği teklifini uygun bulmamışlardır. Açık oylamada çoğunluk kalan adına konu meclisinin tutumunu sunmuştur. Evet. Bu konuda Ahmet Bey bilgi, Ahmet Bey'in ismi adına bilgi versin. Bu konuda tam 2 sene evvel başlamıştı arkadaşlar bu konuya. 2 sene önce bu işin düzeltilmesi istikametinde bir karar almışız. Meclisimizin kararı var. Bu karar Büyükşehir'e gitmiş. Büyükşehir demiş ki burada komşu parsellerin de muhafakatı, devlet su işlerinin muhafakatı var mı yoktur. Ne görüşlerini sorulmuş. Bu görüşler bu 2 sene içerisinde hatta ben muhafakatla ilgili şey olduğunda ilgilisine aynı yerde onlar da hissedar olduğu için orada bir komisyon üyesi arkadaşlar dedi ki hissedarsa muhafakata gerek yok dediler ama devlet su işleriyle ilgili yazının cevabı bir alalım dediler. Devlet su işleri toprak kuruluna havale etti. Toprak kuruluna ve devlet su işlerinden gelen yazılarda zaten burasının geçmişte uygulama imar planı içerisinde olduğu için burada bir tarımsal faaliyetin olmadığı, buranın bir arsa haline dönüştürüldüğü dolayısıyla bu konuyla ilgili bizim herhangi yapacak hiçbir işte yasal işlemimizin olmadığına dair yazılar geldi. Eğer o şey olsa çocuk arkadaş da burada, o yazılar da burada zaten. Dolayısıyla burada bizim karar almamıza hiç mahsur yok. Büyükşehir'in ihmal edin dediği evraklar gelmiş durumda, müsbet yönüne gelmiş durumda. Durum bundan ibarettir. Bu konunun çözümü uygun. Evet, bize göre. Buyurun arkadaşlar. Zaten komisyonda da bu konuda olumsuzluk bildirdik. Çünkü bu yer sistemi bütün hissedarların birlikte bir şeyi yok. Bir talebi yok. Yani sonuçta diğer hemen yan parselde yol kaybolur zaman diğer parseli de etkileyecek. Ve hissedarlar tüm bir talebi yok, izni yok. Bu durumda da bir parselin diğer hissedarın izni olmadan yolun kaydırılması olamayacağını düşünüyorum. Biz de bunu sorduk zaten. Ama bir dosyada öyle bir şey yok Amut Bey. Herkesin bir imzası yok. Dosyada o talep yok. Yok yani. Ona zaten gerek kalmadığı için zaten böyle bir muhafakat talebine gerek görülmediği için istemedik. O zaman çünkü ben onu takip ettim açıkçası. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Yer talep izinin talebinin uygunluğu yönünde oylama yapıyorum. Evet diyenler. El kaldırsın, hayır diyenler kaldırmasın. Bir şey bu, iki diyorlar. Evet. Talebinin istediği yönde evet diyenler elde kalırsın.
Karaya diyenler. Çekimsel kanunlar. Üç tane çekimsel var. Karaya vurulur. Bilmiyorum, geçtim geçmedim. Bir bilgi ver bize. Bir, iki, bak. Mahmut Ağabey çekimsel, İbrahim Bey çekimsel, Kemal Hoca çekimsel. Biz üç, dört, beş tane. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, alt tane aç. Yok, neyse artık beş, takdir neyse. Mesela hiç bir üstü değiliz. Evet. Evet. Ben bakıyorum bu. Yavuzlar ne anlamadım o zaman? Ya, zaten bu biliyorsun, red dosya, red dosya Antalya'ya gidecek. Antalya tekrar büyük şey bunu değerlendirecek. Evet. 4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.10.2016 tarihli 2985 sayılı Galatasaray Çapolacı Mahallesi'nin 4 şehrinde 73 hektar büyüklüğünde alanda 18. madde uygulamasına yönelik hazırlanan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar sınavlarının zoruyla ilgili yazısının görüşülmesi. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz pazarcıda bu düşünen adamın arkası var. 73 hektar. Doğru söylüyorum değil mi? 73 hektar evet. Nerede bu acaba? Pazarcıya giderken, denize giderken bu orada bir söktüğümüzü düşünen bir adam vardı. Aynen. Onu sağladın. Dışarı kadar çok etkili olmuş tabii ki. Onu da sahip olmayız. Onu şimdi başka bir yere koyacağız arkadaşlar. O zaman niye söktük? Tam bisiklet durumun ortasında kaldık. Bisikletin etkilerinden şey yapmadık. Hocamıza söz verdik, sorun yok. Onu inşallah bir yere koyacağız. Deniz olur da. Evet. Adam gelip daha rahat duruyorsun. Bak diyeceğim orada bir... Biliyorsunuz bir plan değişikliği yaptık. Aslında bu bizim bu plan değişikliğimiz büyük şehirde hayırlardır bekliyoruz. Devam bölgelerinde yapılan ve onaylanan plan değişikliğiyle çok fazla yeşil alan bırakılması gereken çok az bir alan bırakılmış. Biz orada bir camiye ayırdık. Çok fazla bir şey ayırmadık. Aslında 700 metrekare eksilme olmuş ama nedense bu orada uzun süre bekledi. Daha sonra geçen görüştük. İmar komisyonuyla ben bizzat görüştüm. Ben devlet başkanımla görüştüm. Biz bunu geçirdik. Tüm itirazlar, redler kabul edildi, reddedildi. Sonuçta imar planı zorlandı. Burada bir 18 çarşımız olacak. Bizim şöyle bir düşüncemiz var. Biz bunu komisyona havale etmeyi düşünmüyoruz. Zaman kazanmak için çok geç kaldı. Orada inşaat bekleyen bir sürü insan var. Orada inşaat bekleyen bir sürü insan var. Denizin biliyorsunuz bu yakası. Bu tam Ulayendiğin başladığı noktanın gerisi. İmarı kesinleşti. Kesinleşti. Bir... Yani denize doğru olan kısmı. Evet, denize doğru olan kısmı. Burası üçgende kalan. Üçgende evet. 73 hektar geniş bir alan. Bir tarafı deniz olur, bir tarafı da bu... Hem de değil. Biliyorsunuz galiba işte yeni mahallede plan şeridi vardı. Geçen 21 Kasım'da bayağı gürültülü bir şekilde geçti. Bu da geçti. Şimdi bizim yeni mahalleye pazar cezide bitirip 18'i açmamız lazım ki insanlar inşaat yapsın. Bekleyen çok insan var. Belediye, biliyorsunuz burada bir sürü inşaat, Türkiye'de ticari hayata hareket eden bir yegane işlem arkadaşlar inşaat. Bir inşaatta 3600 kalem para kazanıyormuş. Demir işçi, iç uçurumunu. Bu, dolayısıyla bizim burada bir hareketle bir ihtiyacımız var. Biz bunu komisyona havale etmeden burada sizin oylarınıza tutmak istiyoruz. Sizin görüşünüz. CHP grubu olarak. Komisyona havale edilmesi gereken komisyona havale edilmesi gerekir. Bu yasa gereğidir. Büyükşehir ve imar komisyonları muhakkak çalışması gerekir. Evet. Eğer onlar süresi içerisinde raporlarını vermezler, o zaman meclis doğrudan doğruya teşekkür ederiz. Siz komisyona havale edin. Evet arkadaşlar. Şimdi biz komisyona havale etmeden meclisten oylarınızı sunuyorum. Takdir meclis üyeler. Ama ne ihtiyacım var çünkü. Gaz bir şey için. Evet. Hayır diyenler. Çekimsel kalır. Vela diye evet. Verirsen bizim ki vela hasta değilim. Red diyenler. Avukat Hanım İsmet Bey. Şevket abi, Mahmut abi, Gülcan, Şevket Bey. Beşler avukat Hanım'la çekimsel kaldı. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Bir, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21.11.2016 tarihi 2960 tarihli yeni mahalle 741 ada 4 ve 5 nolu parsellerinin yaklaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi konusuna içeren 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısının görüşülmesi. İmar komisyonuna havale ediyoruz arkadaşlar. İtiraz olan var mı? Yok. İmar komisyonuna havalesini uyguluyorum. Oynuyorum. Oynuyorum.
Tamam, o çok güzel. Şeyde yok mu? Belediye şeyden geçen değil mi bu? Evet. Bu yeni bir şey. Cengiz Yaman'ın binasında olduğu yer zannediyorum. Asma'nın çocuklarından mirasa bıraktığı yerdeki bir değişiklik yapmışlar. Cengiz Yaman'ın binasının olduğu yer var. Oranın bir şey var. Evet. Parsel yan yana. Evet. Oradaki talep ne olduğunu bilmiyorum ama... Gelecek komisyonu, komisyonu gelecek. Komisyonu da yalnız. Evet, altı. AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Avcı'nın inşaatında sonradan çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla betondan önce birinci kat vizesi ve son betondan önce son kat vizesi yapılmasıyla ilgili 24.11.2016 tarihli müzakeresinin görüşülmesi. Bu konuda bir komisyon havale işlemini soracağım arkadaşlar. Şimdi yönetmene uygun bir şekilde. Çünkü bizi bir çağırdılar. Sivasman Vizesi'nin önünden bina bitmiş. Dedi ki en azından birinci katta ve bitiminde yani daha işlerimiz değerli toplu olsun, sonradan görmeyecek yollara girdiğimiz zaman mühendis bir tane arkadaşlarla çalışıyor. Ben yönetmiş şirketi şey yapmıyorum yani, zaten onu izlemiyorum, bakmıyorum. Bir de yönetmeni yapmak istiyorum, yönetmeni yapıyorum ama. Zaten normal bir izlemek var zaten. Evet, işte bir de bu yönetmeni yapıyorum. Bir de aklıma ücret geliyor, bu peki ücretli mi olur? Tabii. Bunu yaptırıyoruz zaten başkanım, yani su bastanı yaparken daha yaptırıyoruz. Bu ne için olacak? Ya bu denetim de var zaten. Yani dördüncü katta para öde öde. Arkadaşlar bu var. Bu diğer belediyelerin hepsinde var. Sonra konuşsun, bilgi versin. Şimdi inşaatlarda su basma vizesi, başkanım bahsettiği gibi su basma vizesi yapılmıştan sonra su basma vizesi daha toprak aşamasında bir vize yapılıyor. Daha sonra belediye ikinci kez inşaata vardığı zaman inşaatta herkes oturmuş artık. Adam hatta inşaat bitiyor, oturuyor. Daha sonra iskana başvuruyor. İskan ruhsatı almak için belediyeye gittiği zaman belediye bazı sorunlar görüyor. Ama içeride vatandaş oturuyor. Yani öyle sıkıntılı durumlar oluyor. Bunun sorumlusu zaten yapı denetim şirketi olmayacak. Hayır, yani, yok. Bunun sorumlusu belediye. Yani, belediye yapıyor. Yani, su basma vizesini yaptığında iskanı yaparken... Eğer aykırı bir durum varsa... Belediyenin kontrol için... Gari başada iki ya da bir tane müteahhit varsa öyle herkese öyle şey yapmak gerekmiyor. Proje uygun yapmasında bir etki ofisi olacağını düşünüyoruz. Artı yani bu diğer belediyelerde her katta var. Onu söyleyecektim. Her katta. Her katta var. Biz bir normal katta, bir son katta. Yani beton daha sonra kırma yapmak zor olduğu için betondan önce kontrol yapılırsa belediye fazladan bir saçak çıkması yaptıysa onun önüne geçebilir. Ama beton dökümü çatçatı bitmiş diyorsunuz, senin saçtan 20 santim uzun olmuş kır. Daha sonra iş çıkmaza giriyor. Bunu komisyona havalesin arkadaşlar. Komisyon eline bana bir olgunlaştırsın. Tekrar bir görüşelim. Komisyona havalesini oyluyorum. Oy birine komisyona havalettik. 7. İnşaat mühendisi Mehmet Aksoy'un çift kırma beşik çatı ile ilgili 24.11.2016 tarihli talebini görüşülmesi. Burada bir çatıda bir talep var. Bunu komisyona havalesin. Ben bir şey söyleyebilirim bu arada bir şey yapmadan. Şimdi çatılarla ilgili 4-5 ay önce bir karar aldım. Şimdi ben bu işin içeriğini bilmiyorum. Yalnız komisyona ben acizane teklifim var. Ya 6 ay önce aldığımız karara teşvik bir karar almakta fayda var diye düşünüyorum. Bu öyle zamanda komisyon da bunu iyice herhalde. Tabii tabii komisyonlar. Çünkü biz bazı şeyler düzeltmemizi düşünüyoruz. Şimdi tekrar bundan dönüp de farklı bir şey gelirse almıyorum, ben şimdi yanlış olur diye düşünüyorum. Komisyona hava edelim. Komisyonlar arkadaşlar en de böyle düşünsünler. Evet. 8. Mali İlmetler Müdürlüğü'nün bütçe içi ödene aktarmasıyla ilgili müzakeresinin görüşülmesi. Evet. Evet. 2016 yılı bütçesinde bazı birimlerimizde fazla ödenekler var. Kullanılacağı düşünülmüyor, kullanılacağı düşünülüyor. Tenişleri Müdürlüğümüzde de ödenek ihtiyacı var. Bunlardan özel kalem biriminde 1.500.000 lira fazladan onu alıp tenişlerine aktaracağız. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde de 1.650.000 Onu da aynı şekilde Fenişler Müdürlüğümüze toplamda 3.150.000 lira ödenek aktaracağız. Bütçe içerisinde. Yani evet. Başka bir şey yok. Bunu takip ederseniz komiseri göndermeyelim. Plan bütçeyi hemen oynayalım. Tamam. Mahfum. Evet. O zaman direkt o adresi sunuyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar. O bir de kabul etmiştir. 9. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün derece değişikliği ile ilgili müzakeresinin görüşülmesi. Burada bir şey var arkadaşlar. Bir şey de atsam desem bilgi ver arkadaşlar.
bazı dereceler ilerlemesi yapılıyor. Evet. Yani dolu olanlar meclis tarafından yeni açar. Tamam. Var mı görüşü olan? Uygundur arkadaşlarım hazırladı. Evet, tamam o zaman. Rutu işlerse teşekkür ediyoruz. Bir tane gündem dışımız var. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2012-2016 tarih ve 2095 sayılı Pazarca Mahallesi 9-65 ve 76 nolu parsellerde istenilen tadilat talebiyle ilgili yazısının görüşülmesi. Burada şahsen bir tadilat talebi var. Bu dosya zaten imar komisyonuna gelecek. Komisyonu havale ediyorum. Orada elinde boyuna görüşsün arkadaşlar. İmar komisyonu havalesini alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Mevsimimiz bitmiştir. Soru sormak isteyen, merak ettiği konu olan, bilgi vermek isteyen var arkadaşlar. Sohbet edebiliriz. Pastaları yemediniz. Eşim mi yaparsın değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Var mı bir şey sormak isteyen? Merak ettiğiniz, beğendiğiniz hizmetle ilgili aksiyon, tavsiyeniz olabilir, öneri olabilir. Başkanım, biz bir direktör vermiştik. Aynı aramızda. Neydi o? Hüseyin Yeri'yle ilgili. Kimin? Bir direktör vermiştik. Onunla ilgili geldi. Yazılı bir cevap var fakat hiçbir işlem, yani ruhsata aykırı mıdır, değil midir? Hiçbir işlem, ne işlem yapıldı orayla ilgili hiçbir şey yok. İmar müdürümüz nerede? İmar müdür ya. İmar müdürümüz verdiği cevapta da var. İmar müdürümüz var orada. İmar müdürümüz söylüyor. Ama ayar diyor ki o yolla o yolun arasının açılması gerekir diyor. Ziraat Bankası'yla şeyin arasında. Ben de okumadım. Ama Halil Bey bu konuda yetkisini yazıyor. Başkanım, yetkisi olur mu? 10 yılda yatan sizsiniz. Atar mı? Halil Bey gitti diye kaldım. Atar mı? Ne yapar? Bunu sormak lazım. Eğer burada bir ağırlık varsa ne işlem yaptın? Bunu sormak lazım. Bilmiyorum işte. Ben sizin yanında soracağım. Bak ne yaptık? Halil Bey nereye gideceğiz sonra? Olur mu canım, elemanı başkasının yanında olur. Halil Bey gel. Arkadaşlar bak, sizin bir dilekçemiz vardı bu bölge ülkenin yeriyle ilgili. Evet. Buraya diyorlar Halil Bey bize bir şey yapmıyoruz ama kanun ne işlem yaptı, ne işlem yapacak, ne vardı ne yoktu bize bilgi versin diyorlar. Tamam. Bir saniye. Tamam, gel bakalım. Bu arada bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Beyoğlu'su yolu, daha doğrusu camiden aşağı doğru şeye kadar inen köprüye kadar etkilerinde ondan şikayetçi olan arkadaşlar var. Mecliste bunu bir gündeme getirebilir misiniz? Neresi Mahmut abi? Tam bir şey yaptım. Şimdi hal yolundan devam ediyoruz. Sonra bir yol sapıyor. Şeyde cami var ya. Sola doğru. Tamam. Elektrik zallarına başlayalım. Önce iyiydi ama oradan bir su kanalaştılar. Yol çok büyük. Sulama, içme suyu borusu değişiyor. Herhalde içmeyen bilmiyorum. Orada i̇çme suyu borusu değişiyor. İçme suyu borusu. Arabalar o şeylere, içme borusunun geçtiği yere düşüyor, çıkaramıyorlar. Evet. Sorun var. Bu konuda gündeme getirir misin dediler. Bu konuda bir açıklama yapayım. Teşekkür ederim. Ne yobasında? Macar'da. Beyramcak'ta. Başka şu anda nerede var? Daha doğrusu müjde istiyorlar sizden. Ağırlıklı olarak buralarda içme suyu boruları, ana hat boruları değişiyor. Evet. Geçen evde aldığım bilgiye göre Alanya Gazipaşı'da 260 km içme suyu borusu. Asaf, müteferrik iadeye çıkmış. Bunun 60'ı Gazipaşı'ya 190 alaydı ama hani şu 20 gündür bilgi almıyorum. 61, 14'te Alanya'ydı. Yani bundan herhalde biz bu 260'ın 100 küsürünü biz kullanacağız. Dolayısıyla bu içme suyunun geçtiği bir de bir olası. Buralarda yollar perişan. Bunlar biter bitmez. Biz hatta havalar attık. Macar'da, Beyrem Ocak'ta, işte bu Yavos'ta var. En ağırlıklı buralar. Buralarda stabilize çalışması yapıp sıcak asfaltı dönü yapacağız. Hal Bülent İcevik'ten sonra bir güneye gideceğiz. Kantokya Kralbama giden yolu sıcak asfalt yapacağız. Çünkü oradan Turizm Bakanı'ndan gelen bir ödeneği var. Korumamız lazım bir içinde. Ondan sonra geriye döneceğiz. Beyobası, Macar, Beyrem Ocak. Bu sulama suyu geçen Fatat'ın boru döşediği her yeri sıcak asfalt yapacağız. Teşekkür ederim. Başkanım, bu alt geçitlerle ilgili düzenlemeyi kim yapacak? Karayolları. Karayolları. Onunla ilgili bilgi vereyim. Zaten yollar çok düzgün de değil yani. Evet, kazalar da bağlamaları çok iyi. Alt geçitler aslında biliyorsunuz bitmemişti ama vatandaş illa da açın dedi. Karayolları bölge müdürlüğüne ben inşa başkanım gittik. Gittik, derme çatma açtırdık. Çok kötü başladın. Derme çatma açtırdık. Şimdi geçen gün geldiler,
Yani ben çok toz orada. Şimdi geldiler, yağmur yağdı, çok çok oluyor. Şimdi biz orada su birikmiş. Bir geçici yağmur drenaj hattı çalışması yapacağız fakat buraların, ben o zaman da söyledim onları ama muhtarlarımız, vatandaşlar işte bir an önce sizin başkanlığı, bir an önce sizin çobanlarla bir yapacak bir şey. Bakımlar açıldı. Şimdi benim açılacak. Onlar çok çalışmıyor. Çobanlar orası çok kötü. Yani girme şansı çok kötü. Yani girme açık olması, açık olması daha iyi olacak. Herhalde kadar. Vatandaş da öyle değil mi? Vatandaşla geçmek için geçelim. Hatta ben bilerek. Vatandaşlarım herkes tabii ki. Emcideki alt işte kendim girdim arabaya. Benim arabam gidiyor. Ama bozuk. Bozuk. Bununla ilgili karayolları bölge müdürüne görüştük. Mutlu 5 binlik planlar yapılıyor. Karayolların bize dilekçeleri var. Bunlar bittikten sonra karayolları istimlak yapacak. Bu tamamen